Ne kahramanlar, ne komutanlar, ne hükümdarlar gördü bu milletin tarihi. Osmanlı'da bu şanlı tarihin doruğa ulaşmış noktalarından biri. Fatih Sultan Mehmetler, Kanuni Sultan Süleymanlar, 4. Muratlar ve daha birçokları. Özellikle yiğit ve kahraman olanları, kendi döneminde yazdığı destanı bugün bile akıllarda tutanları hatırlarız hepimiz. Kanuni'nin dayandığı Viyana kapılarını bilmeyen yoktur. Fatih'in çağ açıp çağ kapatan fethettiği şehir, bugün bile ülkemize, Türkiye'mize bağlı en değerli şehirlerimizden biri olan İstanbul'du. Onlarca padişah ve yüzlerce yıl. Peki arada çürük elma çıktı mı? Elbette. Gayet de normal. Uzun yaşayan bir devletin eninde sonunda yanlış liderleri, faydadan çok zarar veren hükümdarları olur. Ancak bu videoda anlatacağım padişahın zararı daha çok kendine. Hatta halka direkt fayda anlamında belki de ilk sıraya yazılacak durumda. Sokaklarda para dağıtan, geçtiği her yerde gördüğü her insana kese kese altın veren, pencerenin altında oyun oynayan çocuklara mücevher dağıtıp balıkların da ihtiyacı olur diye sulara altınlar, paralar döken bir padişahtan bahsediyorum. Fark ettiyseniz örnekler ilerledikçe biraz mantıktan uzaklaştık. Tıpkı 1. Mustafa'nın saltanatı gibi. Buyurun gelin. Kimine göre deli, kimine göre de Veli Mustafa'nın hikayesi bakalım nasılmış. Sultan 1. Mustafa 1591 yılında Osmanlı İmparatorluğu şehzadelerinin yetişmesi için sık sık kullanılan sancaklardan biri olan Manisa'da doğdu. Sultan 3. Mehmet'in oğlu olan Mustafa'nın annesi ise kayıtlarda Valide Sultan olarak geçer. İlginçtir ki annesinin kim olduğuna dair hiçbir belgede kesin bir bilgi yoktur. Babası 3. Mehmet tahta çıktıktan sonra geçmişten beri süre gelen kardeş katli vaciptir düşüncesine devam etmiş ve tam 19 kardeşini öldürmüştü. Şimdi ise tahtta küçük Mustafa'nın abisi ve 3. Mehmet'in oğlu 1. Ahmet vardı. Mustafa kardeş katli konusunu öğrendiği ilk günden beri müthiş bir ölüm korkusuyla büyüdü. Her yeni güne başlarken o gün öleceğini ya da gün sonuna geldiğinde muhtemelen o gecenin sabahına uyanamayacağını düşünüyor, korkusu aklına da mani oluyordu. Ancak şu anda tahtta 17. yüzyılın belki de en vizyoner, en yenilikçi padişahı olan 1. Ahmet vardı. Kardeş katlini artık sona erdirmek isteyen sultan, ekber ve erşet sistemini hayata geçirdi. Bu sisteme göre yaş ve tecrübe olarak en büyük şehzade tahtın doğal varisiydi. Yani en büyük şehzade başa geçtiğinde diğer kardeşinin taht üzerinde bir kavgası, bir iddiası olamazdı. Bu sayede Mustafa'nın tehlikede olmaması gerekirdi. Evet 1. Ahmet onu öldürtmedi. Ancak Mustafa, ağabey Sultan 1. Ahmet'in padişahlığı süresince tam 14 yıl boyunca sarayın bir odasında hapis hayatı yaşadı. Zira ekber ve erşet sisteminin yeni yeni hayata geçtiği bu dönemde şehzadeler öldürülmese de ister istemez konu dışında, yönetim dışında tutulmak isteniyordu. Aksi halde şehzadeler devlet yönetimine karışabilir, hatta padişahı devirmek için harekete bile geçebilir ve devlet birliğini tehlikeye atabilirdi. İşte buna meydan vermemek için şehzadeler izale olundu ve bir odaya kapatıldı. Mustafa ölüp canını kaybetmekten kurtulmuş ve tahta çıkan padişah tarafından katledilmeyen ilk Osmanlı şehzadesi olmuş olsa da bir odaya hapsolup aklını kaybetmekten kurtulamamıştı. Abi 1. Ahmet vefat ettikten sonra ise tahtın yeni varisi oydu. Artık devlet yönetimi onu beklerdi. Güler yüzlü, genç, seyrek sakallı, sarı tenli ve iri gözlü bir padişahtı. Aynı zamanda da çok dindar ve eli boldu. Tahta çıktığı günden itibaren dedelerinin at üstünde ömür geçirerek kazandığı hazineyi sadaka adı altında saçmaya başladı. Rivayete göre padişah sırf hizmetçiler bahçede toplansın diye camdan aşağı paralar atarmış. Gece gündüz demeden olur olmadık saatte sokaklara çıkar, önüne gelen herkese kese kese altın verilmiş. Bir sabah oturduğu köşkün önünde oyun oynayan çocuklardan birisini çok sevdiği için hazinesinde bulunan en değerli mücevheri camdan aşağı bu çocuğa atmış. Sadece insanlarla da kalmamış, denizlere, havuzlara da para saçmış. Altınları suya neden saçtığı sorulunca da balıkların da ihtiyacı olacağını söylemiş. Yani anlayacağınız akli dengesini maalesef yitirmiş bir padişah kendisi. Gününü insanlara para saçmak, ibadet etmek ve dini eserler okumak için harcardı. Devlet işlerine ise hiç karışmaz, divan toplantılarına ya katılmaz ya da katılıp ilgilenmezdi. Ulema, asker ve devlet erkanı ise bu durumdan memnun değildi. El birliğiyle tahttan indirildi 1. Mustafa. Ancak öldürülmedi. Zaten çok da umrunda değildi tahtta kalmak. Yerine ise 2. Osman, namı diğer Genç Osman geçer başa. Henüz 13 yaşında olan Genç Osman, cesur, kültürlü ve son derece yenilikçi bir padişahtı.
Ordu onun bulunduğu dönemde seferlere çıktı, zaferler aldı. Ancak Lehistan üzerine çıkılan bir seferde alınan başarısız sonuç sultanı çok rahatsız etmişti. Kaybın sebebinin başta Yeniçeriler olmak üzere askerin isteksizliği olduğunu düşünüyordu. O yüzden Yeniçeri ve sipahi ocaklarını kapatıp Anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan yeni bir ordu kurma planı yapmaya başladı. Bir yandan da Yeniçerilere yapılan ödemelerin hesaplarını kontrol ediyor, bol keseden verilen paraları kuruşu kuruşuna kesiyordu. Durum doğal olarak asker kısmını rahatsız etmeye başladı. Üstelik Genç Osman'ın tek değişiklik planı da bu değildi. Devşirmelerle dolmuş devlet mekanizmasını temizleyerek Türkleştirmek, imparatorluğun başkentini İstanbul'dan Bursa'ya taşımak, giysilerde değişiklik yapmak, ilmiye sınıfını kapatmak ve Fatih Sultan Mehmet'le Kanuni Sultan Süleyman'ın getirdiği bazı yasaları değiştirmek gibi pek çok alanda pek çok fikri vardı. Ancak bu hayaller maalesef pek uzun sürmedi. Büyük bir isyan başladı ve 2. Osman Yeniçeriler tarafından Yedikule zindanlarında boğularak katledildi. Peki yerine kim geçti dersiniz? Bizim deli denen 1. Mustafa zar zor ikna edilmeye çalışıldı. Hatta yanına ilk gelindiğinde benim padişahlıkla işim olmaz, odamda Kur'an okuyacağım diyerek reddettiği rivayet edilir. Ancak ısrarlara dayanamayarak tekrar tahta geçer. İlk saltanatı sadece 96 gün sürmüştü ve 4 yılın ardından tekrar tahta geçmiş oldu. Veli İbrahim olarak anıldığı 2. saltanat döneminde de ne deliliğinden ne de uçarılığından bir şey kaybetmediği kısa sürede anlaşıldı. Kardeşi Genç Osman'ın katledilmesi onu çok derin etkilemişti. Kardeş katlinden korkan adamın kardeşinin başka insanlarca katledilmesi beklenenden çok daha kötü bir senaryoydu onun için. Odasında oradan oraya koşup Osman, Osman diye bağırması artık ciddi ciddi aklını yitirdiği anlamına geliyordu. Ulema yine sesler çıkarmaya, homurdanmaya başladı. Çağrı'yı Şeyhülislam'a şikayet etmekte buldular. Şeyhülislam da çağırdı Veli Mustafa'yı huzuruna. Ona 3 soru sordu. 1. Adın ne? 2. Baban kim? 3. Bugün günlerden ne? Sultanın bu 3 basit soruya tepkisi ya da tepkisizliği üzerine artık herkes emin olmuştu akli dengesinin yerinde olmadığına. Ardından verilen fetva ile tekrar tahttan indirildi. Gerekçe olarak da akli dengesi tam olmayan birisinin halife olamayacağı gösterildi. Ve 96 günün ardından 1 yıl, 3 ay ve 22 gün süren 2. saltanat dönemi de böylelikle sona ermiş oldu. Yerine ise henüz 11 yaşında olan 4. Murat geçerken annesi Kösem Sultan genç oğlunun bir süre vekilliğini yapmak üzere yetkilendirildi. Ki bu 4. Murat yıllar sonra yıkılmaya yüz tutan Osmanlı'yı tekrar ayağa kaldıracak isim olacaktı. Ama o başka bir videonun konusu. Biz dönelim 1. Mustafa'ya. Tahttan indirildikten sonra 15 yıl daha yaşadı iki kez devrik lider. 20 Ocak 1639 günü geçirdiği sağra krizi yüzünden vefat ettiğinde 47 yaşındaydı. Ancak vefatı üzücüdür ki halk üzerinde pek tesir yapmadı. Ölümünden sonra cenazesi 17 saat boyunca musalla taşında kaldı. Hatta bir süre cenazeyi gömmek için uygun bir yer arandı. Sonunda da Evliya Çelebi'nin babası, saray kuyumcusu Mehmet Zilli'nin tavsiyesi üzerine Ayasofya'nın eski vaftizhanesine has bahçeden toprak getirilerek defnedildi. Bu defin sayesinde 1. Mustafa, mezarının üzerine ayrı bir türbe yapılmayan ilk padişah olmuş oldu. Kimine göre divane, kimine göre de ermiş olan 1. Mustafa, böylelikle tarih sahnesinden silindi. Mezarı ise bugün bile hala en çok ziyaret edilen padişahlar arasında.